Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yaban Hayatı Daire Başkanı Cihangir Altun, nesli tükenmek üzere olan yabani hayvanlara öncelikle verici takıyoruz. Hayvanların 12 ay boyunca nerede yaşadığını tespit ederek koruma çalışması yapıyoruz, dedi. Kışladığını tespit ettik. Şu yani aynı ülkemiz içinde. Aynı ülkemiz içerisinde, yurt dışına gitmedi. Şu anda da 6 bireye gene Sivas ve Erzincan'da uydu vericisi cihazlar taktık. Her gün günlük olarak nerede bulunduklarını, nasıl davrandıklarını tespit ediyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Hayvanın 12 ay boyunca yaşadığı alanları, ürediği alanları, beslendiği alanları tespit ediyoruz. Buraya yönelik tedbirler geliştiriyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Öncelikle tabii nesli tehlike altında olan türler olmak üzere birçok türde bunu yapmayı planlıyoruz. Bu vericiler yurt dışından temin ediliyordu. Şimdi Türkiye'de bir arkadaşımız bu çalışmayı yapmaya başladı. Yerli vericiler deneme aşamasında, bu seneki turnaların bir tanesinde var. Üretme istasyonlarında üretip doğaya yerleştirme çalışmalarımız var. Ceylan'da, Kızılgeyik'te, Yaban Koyunu'nda. Bunlar nispeten daha kolay ve başarılı oluyor uydu vericisi takma noktasında. Ama bakanlık olarak bu uydu vericisi teknolojisini kullanarak ülkemizdeki yaban hayvanlarının yaşadıkları alanları, mevsimlere göre kullandıkları alanları tespit etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4 yıldan beri artarak devam ediyor.